Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir programla sizlerle beraberiz. Bugün değişen dönüşen artık bankacılık sektöründeki iletişim ve pazarlama trendlerinden biraz söz edeceğiz. Ve bu konuda Burgan Bank ve Kreatif Ajansı Büyük Balık bizlerle beraber. Arzu ediyoruz ki güzel bir program olsun. Çünkü değişen bu bankacılık alışkanlıkları, tüketici alışkanlıkları da reklamlara da yansıyor. Bunları da buradan sizlerle derinlemesine inceleriz diye düşünüyorum. Evet. Burgan Bank Kıdemli Başkan Yardımcısı Halil Özcan. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar, hoş bulduk. Büyük Balık ortaklarından Emir Işık. Hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Ve yine Büyük Balık ortaklarından Murat Yaylagül. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii sektörden sizleri yakından tanıyoruz. Bugün de çok keyifli bir program olacağını düşünüyorum sizlerle. Çünkü ajans olarak sizlerin de buradaki varlığınız ve deneyiminiz çok önemli. Bizi izleyen birçok meslektaşa da yol gösterecektir diye düşünüyorum. Sağ olun. Halil Bey, sizle başlamak istiyorum. Çünkü program öncesinde de konuştuk. Aslında konuşacak çok şey var bankacılıkla ilgili ama tabii en iyisini sizden duyarız burada. Yani Türkiye'de dijital bankacılıkların bu sayısı artıyor. Bankaların kendi ürünleri oluyor. Farklı bir bankadan bağımsız yatırımlarla ortaya çıkan bir takım fintech'ten tutun. Dijital bankacılık tarafında birçok ürün, marka ve vaat var. Evet. İsterseniz bu güçlenen rekabette siz bankanız ve yeni kurulumunuzla bu konuya nasıl yaklaşıyorsunuz? Ve neler bekliyor bizi? Sizden biraz bilgi alalım. Tabii ki, harika. Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Burada olmak benim için çok keyif verici bir şey. Sağ olun. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da aslında dijital bankacılık çok etkili bir trend olarak devam ediyor. Biz bugün şunu görüyoruz. Farklı coğrafyalarda farklı segmentleri hedefleyen dijital bankalar, bazıları gerçekten eski ve köklü bankalar tarafından desteklenen ya da tamamen sıfırdan bu işe girişen kurumlar çok hızlı büyüyorlar. Çok ufak ekiplerle çok hızlı şekilde büyüyebiliyorlar. Şu an yaklaşık dünyada 400 tane dijital banka var ve 1 milyon üzerinde müşteri hizmet verdiği söylüyor danışman şirketler. Türkiye tarafında da aslında benzer örneklerle gidiyoruz baktığımızda. İşte Türkiye'de Türkiye Bankalar Birliği'nin bir datası var, çok sevdiğimiz bir data. Yaklaşık 100 milyon dijital bankacılık kullanıcısı var, mobil bankacılık kullanıcısı var. Bu da tahminen her müşterinin en az iki bankayla çalıştığı anlamına geliyor. Biz hem teknoloji hem bankacılık servisleri hem de bu işin en önemli ayağı olan müşteri nezdinde çok hazırız bu dijital bankacılık dönüşüne baktığımızda. Ne getiriyor? Şunu biliyoruz aslında biz tüketiciler olarak bir bankayı otomatik olarak maaş aldığımız şirketlerin seçtiği bankalar çalışmak durumundayken bir de deneyiminden, bize sunduğu hizmet ve servislerden hoşlandığımız bankayla da çalışıyoruz. On dijital bankacılık olarak biz bu alana oynamak istiyoruz baktığımızda. Çünkü daha genciz, daha dinamiyiz ve müşterilere sürtünmesiz diye tabir ettiğimiz sunduğumuz deneyimle birlikte ön plana çıkmak istiyoruz. Genel dünyada olduğu gibi aslında dijital bankacının temeli de şuna dayanıyor. Bizim tüm süreçlerimiz dijital olduğu için ve herhangi bir şubemiz olmadığı için buradan sağladığımız maliyet avantajını müşterilere sunduğumuz ürünlerde onlara finansal fayda olarak çevirebiliyoruz. Biraz da şeyde farklılaşıyoruz diğer dijital bankalardan. Hem globalde hem de Türkiye'de gördüğümüz dijital bankalar genelde belirli segmentlere odaklanarak gidiyorlar ve çok daha dar ürün ve servislerle müşterilere hizmet etmeye çalışıyorlar. Biz ise biraz daha bütünsel bankacılık dediğimiz ve özellikle yatırım alanına odaklanmış şekilde müşterimizin bütün finansal hayatını kavrayıcı şekilde ilerlemeyi planlıyoruz diyebilirim. Hatta biraz dışına çıkmayı da... Evet, dışına çıkacağımız biraz daha hani onun finansal hayat dışına dokunacağımız noktalarda olacak diyebiliriz. Önümüzdeki günler muhtemelen bu rekabet kızışarak artacak. Aslında iki şey ön plana çıkacak diye varsayıyoruz. Birincisi ürünler benzer olabilir ama müşteriye sunduğunuz deneyim ve onun ağzına bıraktığınız tat çok önemli. İkincisi bugün de konuşacağımız bir marka olarak müşteri nasıl kendinizi konumlandığınız çok çok daha önemli olacak. Kesinlikle deneyim burada en önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü dijital bankacılık dediğiniz noktada aslında arada bir insanın ön planda olmadığı tamamen kişinin baş başa
teknolojik bir uygulamayla, yani son derece kullanıcı deneyimine özen gösterilmiş bir uygulamayla baş başa kalması aslında. Evet, ama onun dijital bankacılığın o anlamda da farklılığı var galiba. Bana düşmez aslında söylemek açısından, ama daha fazla insan entegrasyonu var. Daha fazla insanla konuşuyorsunuz. Daha fazla kişisel bir ilişki biçimi var. Ne kadar dijital olsa da. Ama ben fazla girmeyeyim ona. Yok, şimdi Halil Bey'den genel bir rekabet konusunda, trendler konusunda bilgi aldık. Ben son ufak bir soru soracağım, sonra sizlere geleceğim. Tabii. Çünkü büyük balıkla ilgili de merak edilen şeyler var. Şimdi Türkiye, dünya genelinde baktığınızda bu dijital bankacılık noktasında hak ettiği yerde mi? Neredeyiz? Biz aslında çok öncü pazarlardan biriyiz. Hani bizim kendi benchmarkımız 3 tane ana merkez olduğunu söylüyor. Benim kendi profesyonel duruşum. Bir tanesi Asya Pasifik ülkeleri, işte Endonezya, biraz daha oturmuş pazarlar. Kuzey Avrupa dediğimiz Nordik ülkeleri bunda ön plan çıkıyor. Ama Türkiye zaten hem bankacılıkta hem de dediğim gibi teknolojide çok ileride olduğu için ve çok çok daha kıymetlisi, bizim pazardaki müşterimiz buna çok rahat entegre olduğu için biz öncü ülkelerdeniz. Zaten sektördeki profesyonel arkadaşlarımızın farklı coğrafyalarda bu görevlerde çalışıyor olması da bunun en önemli ispatlarından biri diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Emir Bey, peki burada reklam ajansı perspektifinden baktığınızda dijital bir bankayla çalışıyor olmak, geleneksel konvansiyonel dışında nasıl bir farklılık, bir hissiyat yarattı ajans içerisinde? Çünkü siz de bu özellikle finans konusundaki iletişim, pazarlama tarafında deneyimli bir ajanssınız diye biliyorum. Evet, biz biraz Murat'la beraber şanslıyız o konuda. Hem finans açısından ciddi tecrübemiz oldu, hem de fintechler ve dijital bankacılığa önce olan, bizden önce bu pazarlara giren, bizden önce derken on dijitalden önce bu pazarlara giren firmalarla, bankalarla beraber çalıştık. Çok iyi bir deneyimimiz oldu. Onun dışında dijital aset borsası diyeceğimiz Türkiye'nin önde gelen iki firmasından bir tanesiyle 4 senelik bir beraberliğimiz oldu ki son 5-6 senedir bütün bunlar gerçekleşiyor. Çok kıymetli deneyimler. Tam dolayısıyla on dijitalle buluşunca birbirimize çok rahat anlaşır hale geldik. Halil Bey'in de söylediği gibi aslında kaçınılmaz bir değişim yaşanıyor. Bütün alanlarda, mesleğiniz ne olursa olsun, ilginiz ne olursa olsun, her alanda muazzam bir dijitalleşme var. Çünkü tüketici bunu, insan bunu, hepimiz bunu talep ediyoruz. Bankacılıkta bunun öncü aslında işlerden, endüstrilerinden bir tanesi. Çünkü hiçbirimiz aslında artık bankayla birebir ve çok fazla zaman harcayarak bir ilişki içerisinde olalım istemiyoruz. Ama bu tabii genç nesile ne kadar kayarsa, ne kadar yaş azalırsa veya orta yaş ve altında çok daha yaygın. Genç nesili hiç saymıyorum zaten. Onlar evet. Hiçbir şeyi offline yapmak istemiyorlar. Her şey online olacak, her şey dijital olacak. O açılardan genç bir bakış açısı aslında ve ne söylediğinizden çok nasıl söylediğinize çok dikkat etmeniz gereken bir şey. Biz de on dijitalde buna önem vermeye çalıştık. Umarım tüketici de, şu ana kadarki tepkiler çok iyi ama peki, devamlı da öyle gelir. takip ettiğimiz kadarıyla bu on Burgan Bank'ın on tarafı, dijital bankacılık tarafı bir rebranding oldu. Evet. Ve bunun bir iletişim kampanyasını yürüttünüz. Evet. Nasıl isterseniz önce filmi izleyelim, üstüne mi konuşalım? Yoksa önce biraz bir filmi izleyip konuşmak, üstüne konuşmak daha anlamlı olabilir, iyi olur, değil mi? Evet. Peki. O zaman filmimizi izleyelim. Rahat, rahat, çok rahat. Çok rahat. Oo, Can Bey, rahatınıza diyecek kelime bulamıyoruz. Manzaracılıkta rahatlık önemli. Peki ya bankacılıkta? Bankacılıkta daha da önemli. Bak mesela şu an bankacılıkta rahat rahat EFT yapıyorum. Neden rahat rahat EFT yapıyorum? Çünkü bir kuruş masraf ödemiyorum. Oh ne rahat. Oh değil. Ne rahat. Biz ne dedik? Oh dedin ama önemli değil. Rahat ol. Sen de. Görüntülü görüşmeyle hemen rahat rahat para transferi yap. Dünya döndükçe EFT, havale, fast ücreti ödeme. Evet, böyle bir bakınca bir rahatlık var gibi gözüküyor. Kim böyle bir bankayla çalışmak istemez, değil mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz Murat Bey?
Şöyle, ben bir adım geriden geleyim aslında. Ben aslında Halil Bey'e nasıl bir brief oluşturduğunuz diye soracaktım ama artık gideriz beraber böyle konuşarak. Yani şöyle, demin bahsettiğimiz gibi bizim yani her ajansı veya her ajansın veya onu oluşturan insanların bir şekilde bir ekspertiz alanı oluşmuş oluyor zaman içinde. İşte belli kategorideki markalara daha fazla bakmış oluyorlar. Bizde de finans kategorisi Emir'in de benim de diğer ajanstaki arkadaşlarımızın bireysel deneyimleriniz de bu yönde. Evet, bireysel deneyimlerimiz de geçmişten hem geleneksel hem dijital banka anlamında çok yoğun bir deneyimimiz vardı. Büyük balığın hikayesi başlarken de hep böyle bir banka markamız olsa, müşterimiz olsa hani bu deneyimi bir şekilde aktarsak dediğimiz bir konuydu. Ama bu İşin pozitif tarafı bu deneyim. Bir de negatif tarafı var. Yani o kadar fazla banka işi yaptık ki yani tekrar kendimizi tekrar etme riski de olabilecek bir noktaydı. Ama Halil Beylerle karşılaştık, konuştuk, şey yaptık. Yani brief'i ve ürünü değerlendirdiğimizde aslında farklı söylenebilecek bir şey olduğunun kanısına vardık ve oradan aslında şeyi de başlattık. Fikre biraz üründen fikre yolun doğru gittik. Evet. Bize anlatılan ürünle ilgili bütün demin sürtünmesiz ilişki dedi Halil. O hani biz onu rahat bankacılık diye bir isimlendirdik ve hani nasıl bir bankacılık yapıyorsunuz? Farkınız ne? Biz rahat bankacılık yapıyoruz diyoruz işte. Hani bankacılık onunla rahat diye bir slogana ulaştık ve hep iletişime taşıdığımız şey de bu rahatlık ekseninde oldu. Filmlerimiz bu şekilde. Sonraki planlarımız hep bunun ekseninde olacak. Ve işin güzeli de bu konuda bir sinerji oluştu. Hem müşteri ve ajans tarafında. Biz hani her şeye bunu rahatlık perspektifinden nasıl anlatırız diye bakıyoruz. Markamız geliştireceği ürünlere hani zaten işte kullanıcının hayatına nasıl bir rahatlık katarız diye bakıyor. Yani iki taraflı birbirini besleyen bir iletişim oldu diye düşünüyorum. Gayet iyi. Peki nasıl bir hazırlık aşaması, nasıl bir brief ve çalışmalar? Çünkü Halil Bey de konuyla çok ilgili. Kendi konusunda da program öncesinde de konuştuğumuz ve benim anladığım kadarıyla tabii, oldukça tabii. Hakimsiniz. Nasıl bir strateji istediniz ajanstan? Şöyle aslında bizim yani dijital ortamda çalıştığımız için hayatımız müşteriyi dinlemekle geçiyor. Değil ve mi? Müşterimiz gerçekten bizi çok besliyor. Hatta müşterimiz olmayanlar da bizi çok besliyor. Yaptığımız içgörü araştırmaları, sosyal medyadan aldığımız feedbackler ve müşterilerin başka bankalarla yaşadığı o sürtünme anları bizi çok besliyor. Biz de bunun üzerine büyük balıkla çalışırken kendi markamızın rebrandinginde biraz daha cesur ve yerli, lokal olmayı ama aynı zamanda şunu çok iyi bildiğimiz bir nokta var. Hepimiz bankacılık işlemleri çok dar zamanlarda yapıyoruz. Yani bugün müşterimiz yaklaşık 3-4 dakika bazen içerisinde aynen öyle şey toplantı öncesinde bir yapmanız gereken para transferi oluyor. Hep böyle biraz rahatsız anlarda başlıyor ama bu deneyimin ne kadar rahat olabileceğini anlatmak bizim için bence iyi bir brief'ti. Sağ olsun hani ajansımız da gerçekten o frekans çok önemli. Hani biz daha lep demeden leblebi çok iyi anladığı için bence iyi bir şey yakaladık diye düşünüyorum. Peki burada yapılan işte yani hedeflediğiniz kitle Türkiye ortalama nüfusuna baktığınızda nasıl bir hedef kitleye konuşuyorsunuz burada? Çünkü rekabetin gerçekten yoğun olduğu bir alan ve başta da konuştuğumuz gibi yani birçok yatırımcıların elinin üstünde olduğu ve farklı firmalar bu konularda hizmetler veriyor. Yani burada sizi ayrıştıran, hedef kitlenize götüren kilit noktalar neler yani rahatlıktan ziyade? Çünkü şöyle, burada müthiş bir deneyim var. Bir müşteri deneyimi yolculuğu var. Evet. Ya şimdi klasik şey şudur. Hep de en korktuğumuz şey. Biz herkese sesleniyoruz. Herkese seslenmiyoruz. Yani daha doğrusu şöyle. İkiye ayırmak lazım. Bir hakikaten hedef kitle. Yani kime gitmek istiyoruz? Orada beyaz yaka demek şey, daha doğru bilmiyorum. Yaştan ziyade biraz daha şey... hayata bakış açısı açısından genç olan, modern olan, teknolojiye yakın olan insanlardan bahsediyoruz. Yani bir segmentasyon var ama o segmentasyon biraz daha hayata bakış açısıyla alakalı. Daha dijital olmak isteyen, hayatına anladım. Daha kendi odaklı. Herhangi bir jenerasyona değinmek istemiyorum ama bir şekilde çalışan da aynı zamanda. Şimdi bunu insanlara konuşmaya çalıştığınız zaman bunların en büyük ihtiyacı olan şey zaman.
ve kendilerini ayırdıkları zaman. Biz de bunun üzerinde, bunun rahatlığını şey yapmaya, devamlı altını çizmeye gayret ettik. Dediğim gibi ama bu hep nasıl söylediğinizle alakalı hale geliyor. Peki ben Halil Bey'e bir şey sormak istiyorum burada. Şimdi dijital bankacılık dediğimiz kavram, uzun yıllardır kullanılan işte internet bankacılığı, mobil bankacılık. Şimdi bunun yanında yeni bir kavram mı geldi? Yoksa... dijital bankacılık bütün bunları cover ediyor mu? Yani nasıl bir tanımı var bu dijital bankacılığın? Aslında buna yurt dışında neobanking de diyorlar. Biraz tasarımsal ve kavramsal fark tepeden başlıyor. Şimdi bahsettiğiniz kanallar mevcutta şubeyle hizmet veren bankaların teknolojiyle beraber tasarlanmış uzantı olarak düşünebilirsiniz. Teknoloji değiştikçe işte şubede verilen hizmeti bu sefer de mobil uygulamalardan da ya da daha önce internet sitesinden verdiğimiz şekilde ilerletiyorduk. Biz ise biraz daha farklı başladık konuya. Biz çünkü şunu biliyoruz. Biz bir dijital bankayız ve dijital bankanın olma gereksinimi şu. İki tane ana servis kanalımız var. Birincisi mobil uygulamamız üzerinden müşteri hizmet veriyoruz. İkincisi bizim insan odaklı olmamız gerektiği de için müşterimize destek merkezi dediğimiz geleneksel adıyla çağrı merkezinden verdiğimiz hizmet. Biz tasarımız bütün ürün ve servisleri müşterimizin daha limitli bir ekrandan 3-4 dakika içerisinde çok rahat ve yine aynı şekilde sürtünmesiz diye tabir edeceğim şekilde yapması üzerine tasarlıyoruz. Bu da bir davranışsal ve düşünsel farklılık getiriyor. Otomatik olarak hani az önce Emir Bey'in de bahsettiği üzere şöyle bir şey de oluyor. Bütün sistem dijital üzerine tasarlandığı için bir maliyet avantajımız oluyor. Ve biz bu maliyeti, bu finansal faydayı müşterimize paylaşmayı tercih ediyoruz. Segmentasyon konusu da bu otomatik olarak şunu getiriyor. Yurt dışına baktığımızda neobanking dediğimiz kavram biraz daha böyle 18 üzeri 25'e kadar giderken bizim buradaki Türkiye'deki konumlandırmamız biraz daha Emir'in bahsettiği şekilde işte kendi iş hayatına başlamış, kendi ayaklarına duran, parasını yönetmeyi seven ve kendi tercihlerini banka yardımıyla yapmaya alışmış insanları hedefliyoruz. O yüzden biraz farklılaşıyoruz aslında. Dünyadaki geleneksel dijital banka algısından ziyade bizim kitlemiz 30'lu yaşlarına daha yakın oluyor diyebiliriz. Bunu bir de şeyle birleştirmek enteresan olabilir. Demin Halil Bey'in söylediği şey. Yani insanlar Türkiye'de, dışarıda da böyle ama Türkiye'de çok fazla böyle. İki ve hatta ikiden fazla bankaya çalışıyor. Birincisi biraz geçmişi olan bankadan şu veya bu sebepten dolayı genelde çalıştığı şirketin bir veya... Bir de güven endeksi burada önemli. Bir güven endeksi. İki, ben ona şey diyorum, mecbur olduğu bankadan diyorum. Bir de kendi sevdiği bankadan ya da en azından biz öyle tahayyül etmek istiyoruz. Öyle aklımıza canlan. İşte biz o sevdiği banka olmak durumundayız. Onu hedefliyoruz aslında. O sevmenin içerisinde de muazzam bir aslında şey de var. Tabii sadece aşken sevmek olmaz. Mutlaka şeyleri de olması lazım, benefitleri de olması lazım, alacağı bir faydası olması lazım. Dolayısıyla o fayda burada kendine yer buluyor aslında. Yani bu somut bir fayda doğru haline geldiği zaman bu hakikaten birleşiyor. O zaman hakikaten bir marka yaratma imkanınız var. Şimdi tabii burada iletişimin devamlılığı da çok önemli. Evet. İyi bir başlangıç oldu, hızlı da bir başlangıç oldu. Yakın dönemde veya önümüzdeki süreçte dijital bankacılıkla ilgili lanse edeceğiniz yenilikler var mıdır? Yeni kampanyalar? Onu hocama bırakalım. Nasıl bir süreç bekliyor yani 10 dijitali? Aslında biz bu dönemde biraz mal kabinini oynadık. Çünkü biz yeni bir dijital bankayız. Sektörde yer edinmemiz gerekiyor. Müşteri tekliflerimizi, vaatlerimizi bu şekilde müşterilere iletmeye çalıştık. Önümüzdeki dönemde de sadece finansal faydalarla kalmayacağız aslında. Biraz daha bizim müşterinin banka dışı hayatına da dokunacak yeni ürün ve servisler tasarlıyoruz. Bunları da iletişime taşıyor olacağız diyebilirim. Teknolojinin çok hızlı bazı şeyleri değiştirdiğini herhalde burada konuşmaya gerek yok. Tabii ki de sizlerin de son tüketici nezdinde yani özellikle bankacılık hizmetlerini sağlayan bu teknoloji, dijital, online, mobil bankacılık gibi kavramların da her gün kendini yenilediğini unutmamak lazım. Programımızın son 3-4 dakikası içerisindeyiz. Size söz vermek istiyorum Murat Bey. Buyurun. Demin bahsettiğimiz konuyla ilgili hem teknoloji hem işte buradaki hedef kitlenin aslında hedef kitlenin de sürekli geliştiğini ve teknolojiyle beraber geliştiğini düşünürsek bizim reklam ajansı perspektifinden bir avantajımız daha var. Böyle bir dijital bir bankayla çalışmada
Biz yaptığımız işin işe yaramasını istiyoruz. Hatta yaratıcılık işe yarasın diyoruz. Büyük Balık'ın şeyine de girerseniz sosyal medyasında öyle yazıyor. Biz burada yaptığımız işin işe yarayıp yaramadığını hemen ertesi günü görebiliyoruz. Çok çünkü, güzel bir şey değil mi? Anlık başvuru sayılarındaki artış, işte yine hani müşteri ediniminin tamamen dijital bir kanal üzerinden geliyor olması, o teknoloji ve o teknolojiyi kullanmaya hazır ve kullanabilecek insan sayısında her geçen gün artıyor olması bize böyle bir avantaj sağlıyor. Bir şey yapıyoruz ve faydasını ertesi gün daha iyi müşterimiz bu konuda bizi yönlendiriyor. İşte hani sayılar şu noktadan şuraya gitti diye iyi olup olmadığını görebiliyoruz. Bu da bir test etme şansı veriyor. Kesinlikle yaptığımız şeyleri. Kesinlikle ölçümlemeler burada evet. Çok büyük önem kazanıyor. Evet. Peki iletişime Kasım ayında başladınız. Kasım ayından bugüne düğmeye bastığınız andan itibaren tepkiler, ziyaretler, indirmeler, uygulamayı indirmeler, kullanmalar, yeni müşteri kazanımı ne durumda? Biz gayet memnunuz diyelim. Yani şu açıdan zaten çok ciddi bir hedefle biz bu yola başladık. 5 sene içerisinde 5 milyon müşteriye ulaşmak gibi çok agresif bir hedefimiz var. İletişimde bu doğrultuda planlandı. Aynı agresiflikte devam ediyor. Az önce Murat'ın bahsettiği gibi bizim işimiz tamamen dijital olduğu için ölçümleyip gerçekten biz buna test et ve değiştir de diyoruz. Gerektiğinde hızlı aksiyon da alabiliyoruz. Bir şeyler iyi gitmediğinde iyi gidenleri büyüterek devam ettiriyoruz. Rakam olarak da dediğim gibi gayet memnunuz aslında. Çok ciddi bir artış oldu diyebilirim. Peki. İsterseniz son söz olarak uygulamanın avantajlarından da bahsedin. Ardından programı neticelendirelim. Süper. Biz 10 dijital bankacılık olarak müşterilerimize dünya döndükçe diyoruz. Çok güzel de bir söylemimiz var. Herhangi bir EFT, havale, FAS gibi para transferlerinden ücret almıyoruz. Ve aynı zamanda bahsettiğim gibi dijital olmamızın verdiği maliyet avantajını işte mevduattan kredi ürünleri dahil olmak üzere müşterilerimizle finansal fayda olarak sunmaya çalışıyoruz. Peki. Evet sevgili izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.